24 kilometrelik parkur Dolmabahçe Sarayı'nın önünden başlayacak. Şu anda da gördüğünüz gibi hem medya hem de aynı zamanda görevliler start verilecek olan noktadadır. İki sporcumuz Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu birazdan start alacaklar. Şu anda İstanbul'da 24 derece bir sıcaklık var değerli izleyiciler. Bildiğiniz gibi uzun bir süredir bütün dünya Covid-19'la mücadele ediyor ve ülkemizde de gün geçtikçe hem vaka hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı giderek azalıyor. Yeni bir normalleşmeye doğru gidiyoruz ve bu günleri atlatacağız hep beraber. Ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde özellikle bu konuda dünyanın en başarılı, bu süreci en başarılı bir şekilde atlatan ülkelerden birisiyiz. Bu konuda tabii ki bütün vatandaşlarımızın özellikle evde kalmaları ve sokağa çıkmamaları bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi ve sağlık sektörümüzün, tüm sağlık çalışanlarımızın, bütün hepsinin de aynı zamanda buradan teşekkürlerimizi iletelim. Bütün vatandaşlarımıza ilk günden itibaren gösterdikleri çaba ve mücadele için. Evet, İstanbul'un güzellikleri 24 derece sıcaklıkta iki sporcumuz Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu birazdan Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rally'sinde birbirleriyle mücadele edecekler. Az önce Kenan röportajında değerli izleyiciler zeminin, asfaltın biraz kaygan olduğunu söyledi. Bu bakımdan çok fazla hız yapamayacaklarını söyledi. Şu anda Türk Telekom CEO'su Sayın Ümit Önal ve yanında Kenan Sofuoğlu var. Çalıştık ve şimdi milli takımlar kaptanımız ve Türkiye'nin motor sporlarındaki duayeni ve bize bu işi sevdiren milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'nun organizasyonuyla ve onun tanıtımıyla ve öğrencisi Toprak'ın da tanıtımıyla çok güzel bir İstanbul panoramik bir gezintisi yapacağız birazdan. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sayın Bekir Yunus Uçar duygularını ve düşüncelerini ve aynı zamanda bugünle ilgili olarak sözlerini ifade etti. Tabii ki öncelikle ben herkesin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Önceki yıllara bakarak üzünlü bir bayram geçiriyoruz ama Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak dedik ki biz bunu boş geçirmeyelim ve özellikle de gençlerin ilgisini çekecek bir proje yapalım. Boşalan İstanbul'da İstanbul'da tanıtmasına katkı sağlayacak biri çıkartalım dedik ve bu proje için bir arayışa, bir çalışmaya girdik ve bu anlamda başta Türk Telekom olmak üzere bu projeye destek olan herkese ve Motosiklet Federasyonu'nun tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Burada bizleri yalnız bırakmayıp gelen herkese de teşekkür ederim. Çünkü sporun özellikle bu tür organizasyonlara ihtiyacı var. Ülkemizde sporun sadece futbol olmadığını, diğer spor dallarının da gerektiği ilgiyi görmesi için bu tarz organizasyonların önemi çok büyük. İnşallah biz bugün burada hem ülkemizin sporuna hem İstanbul'umuza hem de gençlerimize faydalı olacak yarış tadında bir tur yapacağız. Bu tura ben bana federasyon teklif ettiğinde Toprak'ı seçelim dedim. Toprak'la biz sürekli zaten beraber antrenman yapıyoruz ama bugün farklı bir deneyim yaşayacağız İstanbul sokaklarında ama risk almadan, çünkü yollar hiçbir zaman motosikletlerle hız yapmaya, gazlamaya uygun değildir. Biz tedbirimizi aldık, elbiselerimizi giydik. Tüm temkin alınması gereken yerlerde de, tehlikeli yerlerde de güvenlik önlemleri alındı ama gene de üzerimize düştüğü kadar dikkat etmeye çalışacağız. Çünkü motosiklet kullanıyoruz. Motor diğer özellikle spor dallarına göre biraz daha tehlikeli bir spor dalı. İnşallah güzel bir iş çıkartırız. Buradan çıkacak görüntüleri daha sonraki günlerde de inşallah dünyayı İstanbul'un en güzel insanları göstermek istiyoruz. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle olduğunuz için böyle bir günde, ülkemizin böyle önemli bir gününde bizleri yalnız bırakmamanız bizim için çok önemliydi. Bu özel günde, bu özel etkinlik öncesinde açıklamalar, paylaşımlar için teşekkür ediyoruz. Motosiklet Federasyonu Başkanı Sayın Bekir Yunus Uçar, Türk Telekom CEO'su Sayın Ümit Önal ve Sayın Milletvekili Kenan Sofuoğlu'na. Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rally'sinin startından önce telekonferans yöntemiyle Ankara'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanacağız. Değerli katılımcılar, birazdan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Bakanlık Bahçesi'nden bu organizasyona katılacak ve konuşmasının ardından startı Sayın Bakan'la hep birlikte vereceğiz. Evet, hazırlıklar devam ediyor. Birazdan meslektaşım Serkan Yetkin'in de ifade ettiği gibi Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu video konferans yoluyla bu yarışın startını verecek. Bir taraftan İstanbul'un güzelliklerini ekranlara getireceğiz. 24 kilometrelik parkur Dolmabahçe Sarayı'nın önünden başlayacak. Kabataş, Fındıklı, Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Çatladı Kapı, Sahil Yolu, Yedikule, Topkapı, Edirne Kapı, Balat Unkapanı Köprüsü, Tarlabaşı ve bu tur Taksim'de, Taksim'deki meydanda, Atatürk Meydanı'nda değerli izleyiciler son bulacak. 24 kilometrelik bir parkur Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nde. 16 yıl spor yaşamı sürdü Kenan Sofuoğlu'nun. Kendisi 1983 doğumlu ve motor sporlarının gelmiş geçmiş en başarılı sporcularından birisi. 2007, 2010, 2012, 2015, 2016 5 kez dünya süper spor şampiyonu oldu. Bayrağımızı dalgalandırdı ve muazzam bir performansla spor hayatına milletvekili seçildikten sonra son verdi. Kendisi AK Parti Sakarya milletvekili aynı zamanda ve milletvekili döneminde de tıpkı sporculuk kariyerinde olduğu gibi spora hizmet etmeye devam ediyor. Sporla iç içe olmaya devam ediyor. Onun en büyük hedefi, en büyük temennisi ve şu andaki arzusu onun gibi hem bu spor dalında hem de başka spor dallarında sporculara, gençlere yardımcı olabilmek, onları yetiştirebilmek. Bir taraftan da onun öğrencisi diyeceğimiz aslında Toprak var. Toprak bir süredir Kenan Sofuoğlu ile birlikte çalışıyor değerli izleyiciler. 23 yaşında ve babası lakabıyla Tek Teker Arif maalesef 2017'de bir motosiklet kazasıyla hayatını kaybetmişti. Bir motosiklet şovmeniydi. Bütün herkes tarafından bilinen bir isimdi. Ve 7 yaşında da motosiklet kullanmaya başlayan Toprak, 12 yaşından itibaren Kenan'la birlikte çalışmaya başladı. Ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2020'de sezonun ilk galibiyetini Avustralya'da aldı. 29 Şubat 2020'de. On sene sonra Yamaha Avustralya'da yarış kazanmıştı değerli izleyiciler Toprak'la birlikte. Ve 2018'de de Superbike'da podyuma çıkan ilk Türk sporcu oldu. İngiltere'de ikinci olmuştu. Kısaca bahsettim. Hem Kenan Sofuoğlu hem de Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili olarak görüntülerimiz ve videolarımız var. Onları ekrana getirelim. Kenan Sofuoğlu'nu hepimiz tanıyoruz, hepimiz biliyoruz. Son derece başarılı
bir spor kariyerinde sonra işte Toprak gibi, Can Öncü, Deniz Öncü gibi ikiz kardeşleri de aynı zamanda yetiştiren bir eski sporcumuz Kenan Sofoğlu Toprak'la ilgili olarak Dünya Superbike şampiyonu olabilir. Belki daha sonra hatta MotoGP'de de çok büyük başarılara imza atabilir. Ama zamanı gelmeden kategori değiştirmeyeceğim diye bir ifadesi var Kenan Sofoğlu'nun. Hem Can'la ilgili hem de Deniz'le ilgili de aynı zamanda, ki Can Öncü MotoGP Rookies'te şampiyon oldu. Ve 14 yaşındaydı şampiyon olduğunda, bu anlamda bir rekor kırdı değerli izleyiciler. MotoGP tarihinde Rookies'te en genç şampiyon olan en genç sporcu oldu Can Öncü. İkisini de MotoGP'ye hazırlıyor Kenan Sofoğlu. Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi için şu anda hem Kenan hem de Toprak motorlarını bildiler değerli izleyiciler. Hafif bir rüzgar var. İstanbul'da 24 derecelik bir sıcaklık ve 24 kilometrelik bir parkurda beraberce bir taraftan bu anlamlı günü bütün dünyaya çok güzel görüntülerle birlikte hissettirecekler. Kenan yanında şu anda Motosiklet Federasyonu Başkanı Sayın Bekir Yunus Uçar var. Elinde Ay Yıldız'la al bayrağımız. Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu video konferans yoluyla bu yarışın startını verecek. Dolmabahçe Sarayı'nda başlayıp Taksim'de sona erecek. İstanbul'u mutlaka burada yaşayanlar gezip ziyaret edip bu güzelliklere birebir yerinde şahit olmuşlardır, ama bu fırsatı bulamayanlar için, İstanbul'a belki de hayatı boyunca hiç gelemeyenler için sadece belgesellerde, filmlerde, farklı yerlerde İstanbul'un görüntülerini ancak görebilenler için biz onlara bir kez daha İstanbul'un güzelliklerini sunacağız. Sayın Bakanımızın mesajı bakanlığın önünden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı ve aynı zamanda duygularını da ifade etti. 101. yılı kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktığı gün, 1926 yılında Samsun'da ilk olarak Gazi Günü olarak kutlanmıştı. 1935'te Atatürk Günü olarak resmiyet kazandı ve belki bilenler vardır, belki de bilmeyenler vardır. Beşiktaş'ın girişimleriyle, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun katılımıyla da 1935 yılında ilk kez resmiyet kazandığında sporcularla beraber kutlanan bir bayram oldu. 1936'da Beşiktaş Kulübü'nün kurucu üyelerinden aynı zamanda 6. Başkanı Ahmet Fethi Aşeni'nin bu günün, bu özel günün gençliğe mal edilmesi için girişimde bulundu. Kongrede öneri verildi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk onayladı ve kendisinin gençlere hediyesiyle birlikte 1936'dan sonra Gençlik ve Spor Bayramı olarak, 1981'den sonra da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Bugün 101. yılında, 101. yılını kutladığımız bu özel günde Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi birkaç dakika içerisinde başlayacak. Şu anda bir taraf Dolmabahçe Sarayı, diğer taraf hazır Beşiktaş'tan bahsetmişken Beşiktaş'ın mabedi, Beşiktaş'ın yuvası Vodafone Park Stadı değerli izleyiciler. Ve bu iki tarihi yerin arasında da sporcularımız Kenan Sofoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu var. Şu anda son kontroller yapılıyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal şu anda sporcularla konuşuyor. Kendisi göreve geldiğinden bu yana özellikle sporla çok yakından ilgilenen birisi.
Benim de zamanında kendisiyle birlikte bir arada çalışma fırsatım olmuştu. Sporu çok seven, sporun farklı dallarına ilgi gösteren ve göreve geldiğinden itibaren de Türk Telekom'un CEO'su olduğundan itibaren de özellikle sporla ilgili yatırımları ve spora karşı göstermiş olduğu hassasiyet ve vermiş olduğu destekten dolayı buradan kendilerine bir kez daha teşekkür edelim. Sayın Ümit Önal'a. Bu arada arka tarafta da belki görüyorsunuz 4-5-6 Eylül 2020 Afyonkarahisar'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Dünya Motokras Şampiyonası yine olağanüstü bir organizasyona sahne olacak. Son iki senedir dünya çapında organizasyonlar yapılıyor Afyonkarahisar'da. Bütün dünyanın önemli sporcularının katılım gösterdiği bir organizasyon. İnşallah bir aksilik olmadığı takdirde bu yeni normalleşme ile birlikte Eylül'de normal hayatımıza döndüğümüz takdirde bu organizasyonda da dünyanın önemli sporcuları, motor sporları ile ilgilenenler, bütün herkesin gözü Afyonkarahisar'da olacak son iki yılda olduğu gibi. Hem bir helikopter hem de aynı zamanda dronlar farklı farklı noktalardan 24 kilometrelik parkur kat edilirken sizlere güzellikleri göstereceğiz. Bu organizasyon aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da katkılarıyla ve destekleriyle de yapılıyor. Bununla ilgili bir videomuz var. Bugün bayramın var, sevin Türkiye. Milletinin kalbi evin Türkiye. Asırlar boyu zaferler dolu, şanlı tarihinle övün Türkiye. Bugün bayramın var, sevin Türkiye. Milletinin kalbi. Biliyoruz ki yarınlar siz gençler sayesinde daha güzel olacak. Çünkü gençler gülerse Türkiye güler. Evet, Türkiye'deki farklı spor dallarında çok başarılı sporcularımız var. Sayın Bakan'ın döneminde özellikle hemen hemen bütün spor dallarında olağanüstü başarılar bireysel ve takım halinde ve işte o pırıl pırıl gençlerimiz, o gülen yüzleriyle bizlere mesajlarını ileten o sporcularımızın içinde yer almış olduğu 19 Mayıs mesajını içeren bir video ekrana geldi. Az önce Sayın Bakanımız Ankara'dan bakanlık önünden mesajını iletmişti. Motorlardaki son kontroller yapıldı. Hem Kenan hem de Toprak start için hazır. Şu anda Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal yan yanalar. Sayın Bakan'ın verdiği mesajdan sonra start da başlayacak. Biz bir an evvel başlayalım o halde. Evet, şu anda Kenan'ın ve Toprak'ın motorlarındaki kameralardan da görüntü alacağız. 3 tane ayrı noktada, hem kask hem de motorun iki ayrı noktasında da kameraların olduğunu ifade edelim. Hem onların gözüyle hem de aynı zamanda diğer noktalardaki kameralarla, özellikle helikopter ve drone çekimleriyle birlikte dünyanın en güzel şehrini sizlere dolaştıracağız. Şu anda iki sporcumuzun yanında Bekir Yunus Uçar ve Ümit Önal var. Onlar son hazırlıkları bekliyor. Kısa bir antrenman turu yaptılar yaklaşık bir saat önce ve yolları kontrol ettiler. Kenan ve Toprak, şu anda onları görmek mümkün değil.
start verilecek. Heyecan Doruk'ta Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nde 2016'da Osman Gazi Köprüsü'nün açılışından bir gün önce bir rekor kırmıştı. Saatteki hızı 400 kilometreydi ama tabii burada bir hız denemesi olmayacak. Start verildi. Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu. 24 kilometrelik parkur şu anda kat edilmeye başlandı. İki sporcunun, Kenan'ın ve Toprak'ın kamerasından İstanbul'u turlamaya başlıyoruz. Dolmabahçe Sarayı'nın önünden Kabataş, Fındıklı, sonrasında Karaköy'e doğru hep beraber gireceğiz. Kenan'ın babası bir motor tamircisiydi. Rahmetli babası, abisi Sinan'ı izleyerek büyüdü. 2000 yılında abisi ayağını kırdı ve boş kalan motoru 16 yaşında özel izinle kullanmaya başladı. Ve işte motosiklet sevdası, hayali, hayatı öyle başladı. 2002 yılında abisi Bahattin arabasını satıp Almanya'ya gönderdi ve sonrasında da motor sporlarını artık sporculuk, aktif sporculuk kariyeriyle birlikte başlamış oldu. Tabii bu başarıları yaşarken hayatın içerisinde hiç ummadığı acılar da yaşadı. Bahattin abisini, Sinan abisini kaybetti ve onu en fazla etkileyen vedalardan birisi de 2015 yılında oğlunun Hamza'nın beyin kanaması geçirmesi ve daha sonra hayatını kaybetmesiydi ki benim için en değerli şampiyonluk 2015'teki 4. şampiyonluk dedi Kenan Sofuoğlu dünya spor şampiyonu olduğunda. Şu anda az önce Karaköy Sirkeci Garı'ndan geçtik. Toprak Razgatlıoğlu, o da 23 yaşında. 7 yaşından bu yana motosiklet kullanıyor. Babasının yolunda gitti o da ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda önce 2018'de Superbike'da podyuma çıkan ilk Türk sporcu oldu. İngiltere'de ikinci olmuştu. 2020'de Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini elde etti. 29 Şubat 2020 tarihinde yaklaşık 130-140, zaman zaman 150 kilometre hıza çıktıkları oluyor ama şu anda iki sporcu, işte gördüğünüz gibi Kenan'ın özellikle yayın öncesindeki röportajında dile getirdiği bir nokta var ki yolların kaygan olduğunu, bu bakımdan çok fazla hız yapmayacaklarını ifade etti. Sultanahmet Meydanı şu anda geçiliyor. Şehrin kalbi diyebileceğimiz bir nokta. Hipodrom olarak yapılmıştı Bizans döneminde. Osmanlı döneminde at meydanı. Bildiğiniz gibi tarihi yarımadada çok çok önemli noktaları barındırıyor. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Dikili Taş, Alman Çeşmesi. Buralarda zamanında araba yarışları da yapılıyormuş Sultanahmet Meydanı'nda. İstanbul'da hem yerli hem yabancı bütün turistlerin en fazla uğradığı nokta. Şu anda tekrar sahil yolundayız. Yedikule'ye doğru gidiyoruz. Yedikule zindanları şu anda 195 kilometre hıza çıktı. Az önce Kenan'ın kamerasından gördüğümüz kadarıyla ve 200'ü geçti. 200'ü geçti. Sahil yolu düz bir yol. Tabii bir kez daha vurgulayalım, Kenan da bunu dile getirdi. Bütün önlemler, bütün güvenlik önlemleri, hem motor, hem sporcu giysileri, hem aynı zamanda yollarda alınmış durumda. Adeta bir yarış edasıyla bütün önlemler bu rally için, bu tur için alınmış durumda Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından.
beklediğimizden daha da hızlı gittiklerini söyleyebiliriz aslında. Parkuru neredeyse yarıladılar. Yedi kule zindanlarını da gördük. Dört kule olarak yapılmıştı Bizans'ta döneminde. Misafir gelen krallar ve en önemli heyetleri karşılamak için Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 3 kule daha ekledi ve 7 kule oldu. Kuleye surlar ekletti ve İstanbul'un şu anda gördüğünüz gibi bakın sol planda 7 kule zindanları 1430-1800 arasında devlet hapishanesi olarak kullanıldı. 1766'da İstanbul depreminde, Büyük İstanbul depreminde hasar görmüştü ama onarıldı. İstanbul'un en eski, en tarihi yerlerinden birisi aynı zamanda 7 kule zindanları. İşte helikopter kamerası, dronlar aynı zamanda şu anda çalışıyor. Farklı farklı noktalardan İstanbul'un güzellikleri, Topkapı Sarayı, o da yine aynı zamanda duraklarımızdan birisi. 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Topkapı Sarayı'nı yapılmasını emretti. 1460'da yapımı ilk etapta başladı ve 1478'de yapımı tamamlandı. Şu anda sporcuların belki de maksimumumuza ulaşabileceği, maksimum derken tabii ki tüm önlemleriyle, az önce de ifade ettim, 2016'da aslında maksimumumuzu görmüştü Kenan. Osman Gazi Köprüsü'nün açılışından bir gün önce, ki böyle bir rekoru şu ana kadar kimse kıramadı, 400 kilometre hızla bir rekor kırmıştı Kenan Sofuoğlu. Tabii burada 210'ları 220'leri anca görüyoruz. Çok da fazla zorlamıyor sporcular. İstanbul sessiz, İstanbul sakin. Bir süredir İstanbul'un bu haline alışkınız. Ama bugünleri beraberce atlatacağız. Bugünleri beraberce sabrederek geçireceğiz. Ve önünde sonunda mutlaka yeni normalleşmeye doğru. Belki her şey eskisi gibi olmayacak. Eski hayatımızda gibi olmayacağı kesin. Ama yeni normalleşmelerle beraber yeni bir hayatın içerisinde, yeni alışkanlıklarla, yeni bir düzen içerisinde daha başka bir hayatın hep beraber tadını çıkarmaya çalışacağız. Şu anda gördüğünüz gibi zaman zaman akrobatik hareketler de yapıyor hem Toprak hem de Kenan. Edirne Kapı, Balat, Un Kapanı Köprüsü şeklinde devam ediyor. Parkur, 24 kilometrelik parkur. İlk etapta Dolmabahçe Sarayı'nın önünden start aldı. Kenan Sofuoğlu kendisine şöyle bir soru yönelttiğinde, kariyerimde keşke diyeceğim bir şey var mı diye bir soru yöneltildiğinde, keşke bir hocam olsaydı, danışabileceğim biri olsaydı şeklinde bir cevap vererek, ama o günlerde böyle bir hocam, danışabileceğim kimse yoktu, ama işte o günlerin tecrübesiyle birlikte şimdi gençlere, genç sporculara destek veriyorum. Onlar için elimden geleni yapıyorum. Ve onların danışabileceği bir hoca, bir abi olmak için çalışmalarımı devam ettireceğim dedi. Toprak gibi, can gibi, deniz gibi ve sonrasında belki de birçok öğrencisi, birçok sporcuyu çok başka başarılarla beraber biz alkışlarken, biz onlarla gurur duyarken bunun en büyük gururunu mutlaka Kenan yaşayacaktır ki yavaş yavaş o başarıları da görmeye başladık sözünü ettiğim bu sporcuda.
Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nde yavaş yavaş artık parkurun sonlarına doğru geliyoruz. İşte denizin, İstanbul'un güzel görüntüleri. Her yerde bayraklarımız, binalarda bugün ne özel. Un kapanından da geçiş yapılıyor şu anda. Ayakta tutan beni en büyük güç, ailemin tüm imkanlarını seferber edip beni 2002 yılında Almanya'ya göndermeleriydi. Ve tüm yaşadığım acılara, tüm sorunlara rağmen ben ailemin bana vermiş olduğu o emeğin karşılığını verebilmek için mücadele ettim. Ve elimden gelen gayreti gösterdim. Karşılıksız bırakmadım. Ve 16 yıllık spor yaşamının içerisinde 2018'de bırakmıştı. 126 yarış ve bunun yarısına yakını birincilik, ikincilik ve sürekli podyumda olan Kenan Sofuoğlu 5 kez Süper Spor şampiyonu oldu. Dünya Süper Spor şampiyonu oldu. Ve şimdi öğrencisi Toprak'la beraber şu anda 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nde beraberce her zaman antrenman yaptığı, beraberce çalıştığı öğrencisi Toprak'la birlikte şu anda bu özel günde bu ralliyi tamamlamak üzere. Tarla başına doğru şu anda istikameti iki sporcunun, birçok yeri geçtik, gördük. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde başlamıştı ki İstanbul'un en güzel tarihi yerlerinden birisi. Osmanlı döneminde donanma gemilerinin demirlediği, denizcilik törenlerinin yapıldığı bir yerde bir limandı. Ve şu anda Türk bayrağımızı aldı Toprak ve Kenan. Taksim'e doğru yavaş yavaş geliyorlar sporcular. Kenan Sofuoğlu 24 kilometrelik, evet, Taksim'den görüldüler. Ay yıldızlı bayrağımızla birlikte Kenan ve Toprak Dolmabahçe Sarayı'nda başladı. Ve Taksim'de şu anda iki sporcumuz şu anda finişe geldiler. Atatürk Anıtı'na doğru geliyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu. Ralliyi tamamladılar. Ellerinde bayraklar var. Şu anda finish noktasında motorlarından iniyorlar. Medyonları görüntülüyor. Aynı zamanda Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar onları karşılayanlar arasında. Alkışlar Kenan ve Toprağa. Hız var. Gençlik var, heyecan var, spor var, teknoloji var. Bütün bunların buluşma noktasında Türk Telekom olarak bizler de olmaktan dolayı mutluyuz. Teknoloji ile sporun harmanlandığı böylesi.
organizasyonda, güzel bir organizasyonda ve böyle anlamlı bir günde olmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyaca ünlü iki sporcuyla beraber bu organizasyonun parçası olmak hakikaten çok özel ve güzel. Umuyorum ve diliyorum bunun devamını getiririz. Bizler Türk Telekom olarak 180 yaşında olmamıza rağmen daima genç kalmayı becerebilmiş bir şirketiz. Türk sporuna çok uzun yıllardan beri, 1954'ten beri yaklaşık 5000'e yakın sporcu armağan ettik. Gelişmesine katkıda bulunduk. Bundan sonra da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Toprak. Organizasyonu özetler misin? İstanbul hızlı, biz doyamadık. Ben çok heyecanlıydım çünkü böyle bir organizasyona dahil oldum. Yani Kenan Sofoğlu'yla beraber böyle bir organizasyonda olmak benim için çok gurur verici. Biz zaten her beraber antrenman yapıyoruz ama buradaki yarış çok farklıydı. Gerçekten yarış moduna girdim. Kazasız belasız geçti. Gayet güzeldi. Biz çok zevk aldık, eğlendik. İnşallah tabii seyirciler de aynı şekilde eğlenmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Seyir ben teşekkürler. Gerçekten yüksekti. Kazasız belasız. Teşekkürler. Sağ olun. Kenan. Evet, yine hız, yine tutku, yine İstanbul, yine güzellikler, yine spor ve sizlerin imzası. Yani şunu söylemek isterim, böyle özel bir günde 19 Mayıs Atatürk Anma Genç Spor Bayramı'nda böyle bir projenin parçası olmak bizim için çok güzel oldu. Güzel bir deneyim kazandık. İnşallah gençlerin de beğenisini, ilgisini çekecek bir iş yaptık. Çünkü ülkemizin futbol dışında diğer spor dallarda da bu tarz projelere ihtiyacı var. Bu anlamda federasyonumuzla beraber güzel bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Kazasız belasız tamamladık. Çünkü yollar yarışlara uygun değil ama biz bir anlamda Toprak da bugün burada. Yarıştan önce yarış değildi ama Toprak işi başlayınca yarışa çevirdi. Ben de tabii peşine gazlamak zorunda kaldım ama güzel oldu. Güzel de geçti. Kazasız belasız atlattık. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın Başkanım, siz neler söylersiniz? Yine farklı bir organizasyon. Evet, ülkemizin tanıtımı için böyle bir dönemde böyle bir fırsatı yakalamış olduk. Ve tabii ki Türkiye'de motor sporlarının duayeni Kenan'ın ve Toprak'ın olduğu yerde hız vardır, tutku vardır, heyecan vardır, adrenalin vardır. Telekom'un da işbirliğiyle güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Emekleriniz için size de çoğunsuz teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, yavaş yavaş artık yayınımızın sonlarına doğru geliyoruz. 19 Mayıs'ta böylesine özel bir günde, önemli bir yerde, önemli bir noktada, son derece önemli bir organizasyona şahit olduk. Şu anda Atatürk büstünün olduğu yerdeyiz. Taksim Meydanı'nda ve şimdi çelenk koyulacak. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparası, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından. Bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına, çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa, ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa, ardından gürleyip giderlerdi Erzurum'a kadar. Cahit Külebi'nin sözleri, bu anlamlı şiiri 19 Mayıs 1919, bağımsızlık mücadelemizin başladığı ilk gün, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktığı gün, 101. yılını kutladığımız bugün de en güzel noktadayız. Atatürk'ün huzurunda, Atatürk büstüne çelenk koydu sporcular şu anda. Buradan bir kez daha saygı, sevgi, minnet ve özlemle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna, bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize
ve aynı zamanda gazilerimize rahmet diliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu güzel vatanı bizlere bıraktıkları için ve bizlerin de görevi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının görevi de bu ülkenin çok daha iyi, çok daha güzel bir şekilde yoluna devam edebilmesi için hep birlikte tüm vatandaş sorumluluklarımızı bilerek elimizden gelen gayreti göstermemiz ve bu ülke için çok çok çalışmamız gerekir. Evet değerli izleyiciler, artık organizasyonumuzu noktalıyoruz. Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi Dolmabahçe Sarayı'nın önünden başladı. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun beraberce 24 kilometrelik kat ettiği bu tur, bu anlamlı organizasyon Taksim'de, Taksim Meydanı'nda sona erdi. Bu organizasyonda emeği geçen bütün herkese buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Öncelikle Türkiye Motosiklet Federasyonu'na, Sayın Başkan Bekir Yunus Uçar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akülke. Aynı zamanda bu organizasyona katkılarıyla destek veren, bu organizasyona ismini veren, spora sürekli olarak yatırımda bulunan Türk Telekom'a, Türk Telekom'un CEO'su Sayın Ümit Önal'a, bunun dışında bütün herkese, sporcularımıza tabii ki böylesine anlamlı bir organizasyona katıldıkları için, yayının sizlere ulaşmasında emek veren bütün arkadaşlarımıza, bütün ekibe buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. İstanbul'un güzellikleriyle ve bu iki sporcumuzun birbirleriyle olan mücadelesiyle beraberdik. Daha sonraki organizasyonlarda tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle ben Ersun Düzen hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın.